Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine türev dersini, AYT'de türev dersine devam edeceğiz. Toplamın, çarpımın, bölümün türevinden bahsedeceğiz bu noktada. Peki şöyle bakalım bugünkü dersimizde neler var, neler göreceğiz, ne olacak, ne gidecek şöyle bakalım. Toplamın türevini göreceğiz. Tabii ki de farkın türevini göreceğiz. Aynı şey toplama çıkartma zaten. Çarpımın türevinden bahsedeceğiz ve bölümün türevinden bahsedeceğiz. Bir de ÖSYM'nin burayla alakalı bizim karşımıza getirebileceği veya getirdiği tarza benzer bir soruyla yine karşınıza geçeceğiz. Şu an bu soruyu tabii ki de her derse söylüyorum. Bakın bu derste de söyleyeceğim. Şu anda bu soruyu çözmüyorsun. Bu soru senin konu içerisindeki anlık ödevin olacaktır dedik ve geldik 4 işlemde türev diye başladık. Toplama ve farkın türevi varsa hiç korkma. İki fonksiyonu direkt pıtır pıtır türevlerini al. Yani sana fx artı gx fonksiyonun türevini almanı istiyorsa fx'in türevini al, topla, gx'in türevini al. Yani senden istediği sadece şu. F'in türevinde x artı g'nin türevinde x. Fark da aynı. İfade ne olacaktır? F'in türevinde x eksi g'nin türevinde x olacaktır. Yani iki fonksiyonun da türevini al, topla, türevini al, çıkart diyor bize. Aşağıda hemen bir adet alıştırmamız var. F artı G'nin türevinde bir değeri nedir diye soruyor. Yani aslında sana sorduğu şey şu. F'in türevinde 1 artı G'nin türevinde 1 nedir? Gel türevlerini alalım. F'in türevinde X ifadesine baktığımız zaman. X karenin türevi 2'yi başa aldın. 2 indi. X üzeri 1. X üzeri 1'i yazmayacaksın değil mi? Yani X diye yazacaksın sadece. 2 tane X artı 3X'e baktığımız zaman bak 3 tane x üzeri 1. 1'i öne indirdin 3 oldu. X üzeri 0. E x üzeri 0 1'dir zaten o zaman 3 yaptı. E 1 nedir? 1 sabit sayıdır. Görüşürüz dedik onu gönderdik. Peki geldik g'nin türevinde x'e. E 3'ü başa indirdim. 3x kare kaldı. Eksi 4x bakın aynı mantık. O 1'i indirdiğin zaman x üzeri 0 kalacak. Yani eksi 4 ifadesi 1 görüşürüz. Peki f'in türevinde 1 lazım bize. O zaman f'in türevinde 1 ifadesi. 2 artı 3'ten dolayı 5 yaptım. E, G'nin türevinde 1 lazım bir de bize. E, 1 yazacak olursak da 3 eksi 4'ten dolayı bu da eksi 1'e eşitlenmiş oldu. Değil mi? Eksi 1'e yanlış yapmayalım da. Heh. Peki topla diyordu bunları bize. O zaman F'in türevinde 1 artı G'nin türevinde 1 ifadesinin değeri 5 artı eksi 1'den dolayı 4 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz biz. Ya toplamın veya farkın türevini almanı istiyorsan senin yapman gereken şey tek şey x'in de türevini alacağız ve arkasından da topla diyorsa toplayacağız, çıkart diyorsa da çıkartacağız. Peki fx fonksiyonu bize tanımlamış, gx fonksiyonu bize tanımlamış. Diyor ki bu fonksiyonlar tanımlanıyor. F artı g'nin türevinde 1 6'ya, f eksi g'nin türevinde 2 14'e eşit ise a ile b'nin çarpımı nedir diye sormuş. Peki biz yine bir f'in türevini alalım. F'in türevinde x ifadesi. 2 aşağıya indi. 3 kere 2'den dolayı 6 yaptı. X'imiz var. A x'in türevinden de x gidecektir zaten. Dolayısıyla direkt ne kalacak geriye? A ifadesi. Peki g'nin türevinde x. Ha şu x 4 gitti değil mi? Yani sonuçta sabit bir sayı türevi 0 olacaktır. Yazmamıza gerek yok. G'nin türevinde x ifadesi de b'yi bakın. 2'yi yanına indirdim. 2 b yaptı. 2 b x. Eksi 4 x'ten de eksi 4 gelecek. 5 gitti. Peki F'in türevinde 1'i bulalım hadi gel. F'in türevinde 1. 1 yazarsam 6 artı A yaptım. E, G'nin türevinde 1'i de bulalım. G'nin türevinde de 1 yazacak olursak 2B eksi 4 yapacaktır. 2B eksi 4. E, bunları topladığımız zaman A artı 2B 6 eksi 4'ten dolayı da 2 gelecek. Yani bu toplam değeri A artı 2B artı 2 ifadesi 6'ya eşitmiş. O zaman biz buradan A artı 2B ifadesi bakın şu 2'yi karşıya eksi 2 diye gönderecek olursak 4 olacağını söyleyebiliriz. A ile 2B'nin toplamını bulduk. Peki bir de F'in türevinde 2 ile G'nin türevinde 2'nin farkını almam lazım benim. O zaman önce F'in türevinde 2'yi bulmaya gidiyorum. X gördüğüm yere 2 yazarsam 12 artı A yaptı. E, G'nin türevinde 2'yi de bulalım. E, X yerine 2 yazarsam 4B yapacak burası bakın. 4 tane B eksi 4. Bu sefer çıkartmam lazım. Bakın F'in türevinde 2'den G'nin türevinde 2'yi çıkart diyor bize. E, 12 artı A'dan 4B eksi 4'ü çıkartacağım. A çıkartıyorum. Sırayla harfleri yazalım öncelikle. Eksi 4B ifadesi. 12'den de eksi 4 çıkartırsam eksi eksiden dolayı artı 4 yapacak. Yani artı 16 ifadesinin değeri neye eşitmiş? 14'e. E, bu noktadan sonralar şunu ben karşıya gönderecek olursam, karşıya atarsam eğer ki A eksi 4B ifadesinin değeri de buradan eksi 2'ye eşitlenmiş oldu. E peki A'yı ve B'yi bakın artık ben bu iki tane iki bilinmeyen denklem sistemiyle ortaya çıkartabilirim.
Birinci mi aynen yazalım, ikinci mi? Birinci aynen yazalım. Hadi yazalım onu ya, gel. A artı 2B ifadesinin değeri 4'e eşit. Burada da A var. Eksi olsaydı keşke diye düşünerek kompleks ile çarparsam. Eksi A artı 4B ifadesinin değeri de ne eşitlendi? Eksi ile çarpmayı sakın unutma, 2'ye. Taraf tarafa toplayınca A'lar gitti. 6 tane B ifadesinin değeri 6'ya eşit ise B değeri o zaman buradan 1 yaptı. B'yi bulmak demek zaten A'yı bulmak demektir bizim için. Bakın denklemlerin herhangi birisinde ben şunu kullanacağım burada. B yerine 1 yazdığımız zaman 4 olması için A yerine de 1'i ne yazmam lazım? 2. O zaman biz A'yı da 2 bulduk. Soru bizden A çarpı B'yi istiyordum. O zaman A çarpı B ifadesi 2 çarpı 1'den dolayı 2'ye eşit olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Tamam. Yani toplamın türevi, farkın türevi varsa hiç korkmadan çıtır çıtır orada her ikisinin birden türevini alıp toplayıp çıkartabilirsin. Bak bu önemli. Ne yazıyor yukarıda? Çarpımın türevi yazıyor. Oradan devam edelim. Peki geldik çarpımın türevini almaya. Çarpımın türevinde de dikkat etmem gereken noktalar olacak benim. Şimdi gelip verilen fonksiyonları pıt 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 içeri ata 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 sen çarpıp türevini alabilirsin tabii ki de. Bu işlemi yapabilirsin. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok bizim. Ama eğer ki öyle dağıtarak yapmak istemiyorsan yapman gereken şey her zaman için bak unutma. Geleceksin çarpım biçimindeki fonksiyonlardan birincinin türevini aldın mı? F'in türevinde x, diğerini aynen yazacaksın. Yani gx ifadesi artı. Sonra ikincinin türevini alacaksın. Yani g'nin türevinde x çarpı birinciyi aynen yazacaksın. Hocam peki 3 tane olsaydı birincinin türevi yani şu olsaydı mesela bizim elimizde fx çarpı gx çarpı hx biçiminde bir fonksiyon var ve bizden bunun türevini almamız istiyor. Bak mantık yine birebir aynı olacak. Herhangi bir şekilde biz farklılaştırmayacağız burada. Birincinin türevini aldın mı? Yani f'in türevinde x yazdın mı? Diğerleri aynen yazıyorsun. Yani gx çarpı hx artı. Sıra g'ye geldi. G'nin türevinde x aldık. Fx ve hx aynen yazacağız biz. Fx çarpı hx ifadesi artı. Sıra kime geldi? Hx'e. O zaman h'in türevinde x çarpı. Diğerlerini aynen yazacağız. Yani fx çarpı gx şeklinde yazacağız. 4 tane olsa aynı. 10 tane olsa aynı. Yani sen sırayla her bir fonksiyonun türevini sırayla alıp diğerlerini aynen yanına, türevini aldın aynen yanına, türevini aldın aynen yanına yazarak yapmak zorundasın çarpım türevini. Ha bizim için ikili yeterli. Üçlü karşımıza çıkabilir mi? Ne bileyim belki çıkabilir yani neden çıkmasın? Yani biraz tabii ki de uzun olacaktır ama yani karşımıza gelebilir yine. Diyor ki fx çarpı gx fonksiyonun türevini bulalım demiş bakın bize. Burada gel diyor bu ifadenin türevini hesaplam. Şimdi yapacağımız şey ne? F'in türevinde x ile geleceğiz gx'i çarpacağız artı g'nin türevinde x ile de geleceğiz kimi çarpacağız fx'i. Şimdi f'in türevinde x'i şunu türevini hesaplayalım. 3'ü başa indirdik 3 tane x kare artı 2'yi başa indirip kuvveti biraz azaltmayı unutmuyorsun tabii ki de 4x çarpı. Yanında ne var bir de şu gx'i yazmam gerekiyor benim x artı 3 bölü x. Artı sıra geldi şimdi bunun türevini almaya. X'in türevini alırsak eğer ki X'in kuvveti 1 zaten öne düşecek 1 olacak. Artı şimdi şu 3 bölü X'i şöyle düşünelim. 3 tane 3 X üzeri eksi 1. Eksi 1 öne geldi. Eksi 3 yaptım. Eksi 3 çarpı burası ne olacak artık? 1 azaltırsan kuvvetini X üzeri eksi 2. Yani bu ifadenin yerine biz eksi 3 tane X üzeri eksi 2 yazabiliriz. Sen aşağıda alabilirsin bunu tabii ki de çarpı. Fx'in aynısı olacaktır. Yani x küp artı 2 tane x kare şeklinde sen türevini almış olursun. Hocam böyle bırakacak mıyız? Tabii ki de şimdi soru senden bunu istemeyecektir. Yani bunu istemeyecektir derken soru bu kadar da kesilmeyecektir bizim için. Ne der? Fx çarpı gx fonksiyonun türevinin x eşittir 1 noktasındaki değeri gelirsin. X gördüğün yere 1 yazarsın. Sorunun cevabını ortaya çıkartırsın. Burada kesilmeyecektir tabii ki de soru. Yani böyle bir cevap şıkkı olabilir mi? Olmaz tabii ki de. Peki geldik. Bir diğer sorumuz. Ha bak burada yapmış onu. Fx fonksiyonu vermiş bize. Gx fonksiyonu vermiş bize. Diyor ki bu fonksiyonlar veriliyor. Fx gx fonksiyonunun x eşittir 1 apsisi noktasındaki türevinin değeri kaçtır demiş. Yani diyor ki sana gel f'in türevini al. Gx ile çarp. Artı g'nin türevini al. G'nin türevini al. Fx ile çarp. Sonra bir de bunların yerine 1 yazıyor. F'in türevinde 1 çarpı G1 artı G'nin türevinde 1 çarpı F1 yaptı. Niye? Çünkü o türevin X eşittir 1 apsisi noktasındaki değerini istemişti bize. Peki zaten biz şu an hazırız. G1 ve F1'i bulma noktasında herhangi bir sıkıntımız yok bizim. Ama türevler de lazım.
Önce türevleri alalım, sonra hepsini bulalım. F'in türevinde x. 2'yi başa indirdim. 4 tane x. Artı x'in üzerindeki 1'i indirince x üzeri 0 kaldı zaten 3. E peki g'nin türevinde x'e bakacak olursak 3'ü başa indirdim. 3 tane x kare artı 3x'in bakın şuradaki x'in üzerindeki 1'i öne indirince zaten aynen kalacaktır 3. E buradan f'in türevinde 1 ifadesi 4 artı 3'ten dolayı 7'ye g'nin türevinde 1 ifadesine baktığımız zaman da 1 yazarsam 3, 3 de buradan 3 artı 3'ten dolayı 6 geldi. Aa bak bunları bulduk şimdi. Bunlar tamam. Bir de f1 ve g1 lazım bize. E onun için de soruyu kullanmak yeterli olacaktır herhalde. F1 ifadesi için x yerine bakın 1 yazıyorum. 2 artı 3 eksi 4'ten dolayı burası 1 yaptı. G1 ifadesine baktığımız zaman da 1 artı 3 artı 1'den dolayı bu da 5 yaptı. Peki o zaman gel hadi soruyu bitirelim. F'in türevinde 1 yazalım mı bir tekrardan? F'in türevinde 1 çarpı G1 artı G'nin türevinde 1 çarpı F1. F'in türevinde 1 7 idi. Bakın yerine yazıyorum. 7 çarpı G1 ifadesi 5 artı G'nin türevinde 1 çarpı F1 ifadesinin değeri. 7 kere 5 35 artı 6'dan dolayı da bu türevin değeri bizim karşımıza 41 olarak çıkacaktır diye söyleyeceğiz biz. Tamam mı? Yani biraz belki işlem ameliliği, işlem hamallığı belki olabilir ama kural çok basit. Çarpımın türevini mi istiyorsun sen? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde siz çarpımın türevini alabilirsiniz. Peki geldik bir diğer sorumuza. Fx fonksiyonu vermiş. 11 tane x'li ifade var burada. 11 tane çarpım ifadesi var. Diyor ki buna göre bu fonksiyonun türevini al. Git yine bir de 2 yaz diyor bize. Şimdi herhalde şunu yapmayacaksın değil mi? Yani yapacağını hiç zannetmiyorum zaten de. Birincinin türevini al aynen yaz. İkincinin türevini al aynen yaz. Üçüncünün türevini al aynen yaz. Dördüncünün türevini al aynen yaz. Şeklinde yaparsan 11 defa bunu yazman lazım. Peki mesela şu x eksi 1 için düşünsek biz hani x'e göre türev aldık ya arkasından x eksi 1 için biz bir düşünce yapıp türev almaya kalksak x çarpı bunun türevini aldım 1 yapacak zaten eksi 1 gidiyor x'in türevi 1 olacaktır zaten bizim için devamında x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı pıt 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 nereye kadar geleceğiz biz x eksi 10'a kadar 2 yaz diyor yazalım aa bak 2 yazdığın zaman ne gelir burada x eksi 2 yani 2 burayı ne yapacaktır sıfırlayacaktır peki sen x eksi 7'ye göre türev alsan da ne olacak ki? Baştakileri aynen yazmak zorunda kalacaksın. X çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı nokta 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 yazıp işte x eksi 7'nin bir yerde türevini alacaksın 1 diyeceksin. Devamında tekrardan x eksi 10. E bak burada hala ne duruyor? X eksi 2 ifadesi duruyor. Sen 2 yazarsan burada sıfırlanacaktır. Ha, o zaman sen sadece ve sadece x eksi 2'ye göre türev alıp diğerlerinin yerine direkt 2'yi yazman gerekiyor senin. O zaman bizim f'in türevinde x ifadesi başta ne var ne yok bilmiyorum ama ben sadece x eksi 2'ye göre türev alacağım. X çarpı x eksi 1 çarpı bunun türevini alırsam 1 çarpı x eksi 3 çarpı nereye kadar geleceğiz peki biz burada x eksi 10'a kadar geleceğiz. Ha, devamında yine şöyle yapalım nokta 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 diye türev devam ediyor. Ama bizim için önemli olan yer sadece burası. Peki biz geldik. 2'yi yazdık. F'in türevinde 2 ifadesinin değeri. 2'yi yazarsam 2 çarpı 1 çarpı bak sıfırlamadı gördün mü? Daha demin hepsinde sıfırlıyordu. O x eksi 2 kalıyordu çünkü. 1 çarpı devam edersem de eksi 1. Bakın bir sonraki değer ne burada bizim için? X eksi 4. 2'yi yazarsam eksi 2 nokta nokta nokta. Nereye kadar gelecek peki? X yerine 2 yazarsan eksi 8'e kadar gelecek. Bak şimdi şuraya dikkat edersen eksi 1'den eksi 8'e kadar. Burada toplam 8 tane sayı var. Peki hepsi eksili olduklarından dolayı bir kere buranın çarpım değeri ne olacaktır bizim için? Pozitif bir değer olacaktır. Peki biz 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımını nasıl gösteririz? 8 faktöriyel diye. Artı olacaktı. İşaret koymama gerek yok. Bir de geriye kimler kaldı? Ha şu üçlü grup kaldı. 2 çarpı 1 çarpı 1'den dolayı da başında da 1, 2 var. İşte siz f'in türevinde 2 değerini şu an itibariyle ne yapmış oldunuz? Hesaplamış oldunuz. Yani sorunun cevabı 2 çarpı 8 faktöriyel yapacaktır diye söyleyeceğiz biz. Yani şuna dikkat etmen lazım. İçini sıfır yapan değer hangisi ise 2 demiş burada mesela. Sadece ona göre türev alman lazım. Geriye kalanlara göre senin türev almana gerek yok diyoruz biz. Peki geldik. Sınav tarzı bir soru çıktı burada da karşımıza.
fx fonksiyonunu vermiş, gx fonksiyonunu tanımlamış, g'nin türevinde 2 diyor. Aha bak, g'nin türevi, g ifadesi burada. O zaman türevi benim buradan gelmem lazım. Peki nasıl düşüneceğiz burada biz? Gel fx'i burada yaz. Veya hiç yazmadan da yapabilirsin. Sonuçta ben g'nin türevini istiyorsam burada ne yapmam lazım benim? Her iki tarafın türevini almam gerekiyor. Çarpım var. Çarpımın türevini alacaksam o zaman ben g'nin türevinde x ifadesi. Birincinin türevi. 2x'in türevi zaten 2. 1 yazmama gerek yok. Türevi de sıfırlanacak. 2 çarpım fx ifadesi artı ikincinin türevini alacağız. Yani f'in türevinde x çarpı birinciyi aynen yazacağım ben. 2x artı 1. Peki ne diyordum? G'nin türevinde 2. Yani x gördüğün yere 2 yaz. O zaman g'nin türevinde 2 ifadesinin değeri 2 tane x yerine 2 yazıyorum. Bakın dikkat. F2 artı f'in türevinde 2 çarpı x yerine 2 yazarsam 2 kere 2'den dolayı 4 yaptı. Yanındaki artı 1'den dolayı da ne yazmam gerekir? 5. O zaman bizim şu an itibariyle f2 ve f'in türevinde 2 değerlerini ortaya çıkartmam lazım. Kolay, yukarıda buluruz bak. F2 ifadesinin değeri nedir? X yerine 2 yazıyorum bakın. 2'nin küpü 8. Eksi 3 kere 2'den dolayı 6 artı bir de sonunda 1 vardı. F2 ifadesi 8'den 6 çıktı 2. 1 de burada vardı 3. F2'yi bulduk. Bunun yerine artık ben 3 kullanacağım. Peki bir de f'in türevi lazım bize. F'in türevini alacak olursak eğer ki öncelikle de. X küpün türevini aldım. 3 başa indi. 3 indi. Bir azaltırsam 2 kaldı. Yani 3 tane x kare. 3x ifadesinin türevi de eksi 3. Bana f'in türevinde 2 değeri lazımdı. 2'nin karesini aldım. 4. 3 ile çarptım. 12. 12'den de 3 çıkartacak olursak bu da 9 yaptı. Aha bunu da 9 olarak bulduk. Hadi gel bitirelim o zaman soruyu. Bu kadar yaptık. O zaman g'nin türevinde 2 ifadesi 2 çarpı 3'ten dolayı 6. 9 çarpı 5'ten dolayı 45. 6 45 toplamından dolayı da bizden istediği cevap 51 olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Tamam. Ya hocam şöyle de yapsak olur muydu? Ya ne bileyim, şurada yazmak biraz kalabalıklaştıracaktı görüntüyü. Biraz pislik gözükecekti. O yüzden ben şu x küp eksi 3x artı 1 gelip buraya yazıp da çarpım türevi almak yerine fx gibi düşündüm. Sonra gittim onları ne yaptım ben? Değerlerini aşağıdaki işlemler yardımıyla ortaya çıkarttık dedik. Dedik geldik bölümün türevine. Yani aslında bölümün türevi dediğimiz şeyin çarpımın türevinden hiçbir farkı yok. Ama birazcık da o düzenlenmiş haliyle yazıldığı için sanki farklı bir iş yapılmış gibi gözüküyor. Şimdi bölümün türevinde de bakın yapılan şu. Geleceğiz yine pay payda paya birinci payda ya da ikinci fonksiyon diyeceğiz. Yapılacak olan şu. Birincinin türevini aldın mı? F'in türevinde x çarpı ikinciye aynen yaz. Şurası yok. Şurası yok. Aman diyeyim. İkinciye aynen yaz. Eksi ikincinin türevini al. G'nin türevinde x çarpı birinciyi aynen yaz. Bölüm payda ya da payda da bulunan ifadenin karesini yaz. Yani ikincinin karesi şeklinde biz türev alacağız. Yani yapacağımız şey neymiş? Şöyle bir daha lafla tekrar edecek olursak eğer ki birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölüm alt tarafa da ne yapacağız payda kısmına da? Payda da bulunan ifadenin karesini yazacağız diyoruz. Bakın burada bize fx ve gx fonksiyonunu tanımlamış. Fx bölü gx fonksiyonunun türevini bul diyor bize. Önce ne yapacağız? Biz hemen şunun açılımını yapalım bir. Birincinin türevi çarpı ikinci yani gx eksi ikincinin türevi g'nin türevinde x çarpı birincinin aynısı. Birincinin aynısı bölüm alt tarafta da ne olacaktır o zaman? G kare x ifadesini göreceğiz biz. Peki f'in türevinde x. Şunun türevini al diyor bize. 2 tane x çarpı ikincinin aynısı yani x. Eksi gx. X zaten onun neyi yapacağız? Türevini alarak yazmamız lazım burada. 1 yazayım mı 1'i buraya? 1 ya, hadi yazayım ya. 1 çarpı fx'in 1'e 1 aynısı. Yani x kare artı 3. X kare artı 3 bölü alt tarafta da ikinci fonksiyonun yani paydada bulunan fonksiyonun karesini yaz diyor bize. X'in karesini alacağım. X kare ahanda bölüm türevini yapmış olduk biz. Ha, işlemler devam ettirilebilir. Adımlar ilerletilebilir. Biraz daha sade şekli yazılabilir tabii ki de. Bakın şurası ne yapacaktır? 2 tane x kare. Şu eksi 1'i de ben içeri dağıtırsam. Eksi x kare eksi 3 oldu. O zaman bizim türev değerimiz 2x kareden x kare çıktı. X kare eksi 3 bölüm paydamızda da yine ne vardı? X kare ifadesi vardı şeklinde biz bölüm yapılacak şekildeki fx gx fonksiyonunun türevini hesaplamış olduk. Peki
Diyor ki fx fonksiyonu vermiş bize yine. X kare artı x artı 1 gx'i vermiş. Fx f bölü gx fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevinin değeri kaçtır diyor. Bak yine yapacağım. Bölüm fonksiyonu veriyor. Diyor ki 2 noktasındaki türev değeri nedir diye sormuş bize. O zaman yapacağımız şey bizim birincinin türevi. Bakın birincinin türevi çarpı ikinci. Yani gx eksi ikincinin türevi g'nin türevinde x çarpı birincinin ailesini yazacağız. Fx bölüm alt tarafta payda bulunan fonksiyonun karesini alacağız. Ve diyor ki bunun için x eşittir 2 noktasını kullan. O zaman şu an itibariyle bize soruda neler lazım? F'in türevinde 2 lazım. F 2 lazım. G'nin türevinde 2 lazım. Ve bir de ne lazım? G 2 ifadesi lazım bizlere. Peki sırayla bulalım. En kolay olanları önce bulalım değil mi? G 2. 2 yazarsam 4 eksi 3'ten dolayı 1. Peki F 2'ye de bakalım. 2 yazdım 4. 2 yazdım 2. 6 yaptı. Bir de burada kenarda var. F 2 ifadesi 7 geldi. Şimdi bunlar için de bana türev lazım. O zaman f'in türevinde x'e baktığımız zaman x kareyi 2 yöne indirdim. 2x. E zaten x'in türevi 1'di. E g'nin türevine baktığımız zaman da g'nin türevi ifadesi 2x'in türevi 2. Eksi 3'e elveda. Bitti. Ha, g'nin türevinde 2 zaten g'nin türevinde x sabit olduğundan dolayı 2'ye eşitlendi. F'in türevinde 2 ifadesinde bakın yerine yazarsam 2 çarpı 2 4. 1 de yanında var 5. Şimdi soruyu bitirdik artık. Geleceğiz yukarıdaki formülle bunları pıt 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 hepsini ne yapacağız? Yerine yazacağız. Peki f'in türevinde 2 5 çarpı g2 ifadesi bakın g2 ifadesi 1'di bizim için. Eksi g'nin türevinde 2 yani 2 çarpı f2 ifadesi o da neye eşitti? 7'ye bölü payda da g'nin karesi var. g2'nin karesinden dolayı burası ne yapacaktır yine bizim için? 1. O zaman 5 eksi 2 kere 7'den dolayı 14 bölü 1. 1 yazmasaydı da olurdu zaten. 5'ten 14 çıkarsa da bizim x eşittir 2 noktasındaki türev değerimiz artık buradan ne geldi? Eksi 9 olarak karşımıza çıktı diyoruz. Bak şunu yaz her zaman yani el alışkanlığın oluşana kadar şu formülleri yaz. Bu formüller bizim için önemli ve değerli formüller. Bunlarda hata yapmaman gerekiyor. Dedik ve geldik bir adet dikkat sorumuz var burada da karşımızda. İki tane parçalı fonksiyon tanımlamış bize farkındaysanız. Diyor ki bu parçalı fonksiyonlar için ahanla gel bu türev değerini çarpım ve bölüm biçiminde bulunan çarpım ve bölüm biçiminde bulunan türev değerlerini hesapla diyor. Peki hadi gel şunu hesaplayalım önce. Ne diyeceğiz biz? İkiyi de direkt kullanacağım ama ben. Birincinin türevi yani f'in türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevini alacağız. Yani g'nin türevinde 2 çarpı f2 şeklinde biz ifademizi yazdık. Peki hesaplayalım istiyorsanız bunları da. G2 ifadesi bakın G fonksiyonundayız. G2 için benim nereyi kullanmam lazım? G2, G2. Burası tabii ki de çünkü 2 sıfırdan daha büyük. 2 yazarsam 8 eksi 2'den dolayı G2 6 yaptı. Peki F2 için de bakın yine burayı kullanmam lazım benim. F2'yi yerine biz yazacak olursak eğer ki buradan ne elde edeceğiz? 6 artı 1'den dolayı burasını 7 olarak bulduk. Peki geldik bir de türevler lazım bize. Şimdi F'in türevinde 2. Ben f'in türevini buradan mı alacağım? Buradan mı alacağım yine? Çünkü farklı farklı sonuçlar elde ederiz biz. Biz tabii ki de 3x artı 1 kısmını almam lazım. Çünkü x ifadesi 2 olduğundan yani 1'den büyük olduğundan dolayı benim orayı düşünmem gerekiyor burada. O zaman f'in türevinde x ifadesi zaten 3. Sonuçta burada 3x'in türevini alırsam 3 yapacaktır. O zaman f'in türevinde 2 ifadesi de 3 yaptı. Yani burası 3. Peki g'nin türevinde 2 için de burayı düşünmem gerekiyor benim. G'nin türevinde x ifadesi 3 tane x kare eksi 1 yaptım. Ve bize lazım olan şey burada neydi? G'nin türevinde 2. X yerine 2 yazacak olursak da G'nin türevinde 2 ifadesi. 2'nin karesi 4. 3 de buradan geldi 12. 1 de çıkarttım 11 yaptım. Burası da neymiş bizim için? 11'miş. Bunlar toplanacak. Bunlar çarpılacak. 3 kere 6'dan dolayı 18. 11 çarpı 7'den dolayı 77. Ve toplamları da 95 oldu. Tamam birinciyi çıkarttık. Şimdi sıra geldi buna. Ama ne zor iş ya. Yemin ederim var ya. Hiç sevmedim şu çarpımla bölüm türevlerini. Bir sürü iş yaptırıyor bize. Neyse hadi gel yapalım bakalım. Şikayet etmeyelim. F'in türevinde 1 çarpı G'nin 1 eksi unutmamalı lazım değil mi? Bölüm türevinde eksi olacaktı arası. İkincinin türevi yani G'nin türevinde 1 çarpı. Şu 1'leri değiştireceğim hepsini fark ettim şu an. Eksi 1 istiyor bizden. Neyse şuna yazalım 1. Hepsini eksi 1 olarak düzelteceğim birazdan. F1 ifadesi bölüm.
Alt tarafta da C'nin karesinde 1'i istiyor. Şimdi bakın şurada eksi 1'miş. Biz hepsini 1, 1, 1 yazdık. Şurası eksi 1, şurası eksi 1, şurası eksi 1, şurası eksi 1 ve şurası da yine eksi 1 olacak. Peki bulalım. G eksi 1'i bulmak kolay şu anda. G eksi 1 ifadesine baktığımız zaman bu parçayı kullanmam gerekecek benim. Eksi 1'in karesini aldığımız zaman 1. Eksi 1 ile 2 çarptığımız zaman eksi 2. Bir eksi 1 de burada var. Bakın şu eksi 1 birbirlerini götüreceklerdir. Geriye sadece eksi 2 kaldı. Peki bir de f eksi 1'i de bulalım. F eksi 1 ifadesini nereye kullanmam gerekecek benim? Burayı. X gördüğüm yere ben eksi 1 yazarsam eğer ki eksi 1'in karesi zaten 1'den 1 çıktı. 0 yaptı. İyi, buna sevindim bari. Herhalde şunu bulmayacağız değil mi artık? G'nin türevinde eksi 1'i bulmaya gerek var mı? G'nin türevinde eksi 1'i bulmaya gerek yok. Niye? Çünkü o f eksi 1 ile çarpılacak zaten. Onu 0 bulduk biz. Biz sadece f'in türevinde eksi 1'i bulsak yeter. Peki f'in türevinde eksi 1 içine bakın bu bölgeyi kullanacağız demiştik biz. Eksi 1 çünkü 1'den küçük bir sayıdır. Türevini alıp 2x yaptı. X gördüğüm yere de ben eksi 1 yazarsam eksi 2 oldu. Peki gel bitiriyoruz. Hadi gel çabuk. F'in türevinde eksi 1. Orası eksi 2 idi zaten. G eksi 1 ifadesi. O da eksi 2. Yani orası şöyle bir durum oldu. Eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 0. Hocam 0. Evet tamam burayı bulmayacağız dedik zaten biz. Bölü. Payda da G kare eksi 1 ifadesi var. G eksi 1 zaten bakın dikkat ederseniz eğer ki eksi 2 idi. Karesini alırsam da burası ne olacaktır? Eksi 2'nin karesi. Yukarısı 4 oldu. Aşağısı 4 oldu. 4 bölü 4'ten dolayı da 1 yaptım. Her şeyi bulduk. Birincinin cevabını hatırlıyorsan 95 bulmuştuk. İkincinin cevabına bakın burada şimdi 1 bulduk. 1 artı 95'ten dolayı da sorunun doğru cevabı 96 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Bir sıkıntımız yok herhalde değil mi? Yani bizim için yine dediğim gibi önemli olan noktalardan bir tanesiydi. Ve güzel soru kalıplarından da biriydi. Hata yaptırabilirdi bize. Hata yapmamız gerekiyor ama. Peki. Değerleri tanımlanıyor demiş. Buna göre f, g, x fonksiyonun x eşittir 1 apsisi noktasındaki türev değeri kaçtır diye soruyor bizlere. Peki. Şimdi burada bir yorumda da bulunmamızı isteyecek tabii ki de bizden. Diyor ki x eşittir 1 noktası limit değeri 3'tür diyor. Ama işin garip tarafı da şu. Ben x'in 1 yazınca payda 0 alıyor. Ama limitte 3'tür diyor bir yandan da. O zaman demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkıyor. Yani siz x'in 1 yazdığınız zaman pay kısmı da payda gibi 0 olsun ki belirsizlik olsun. O belirsizlik kaldırıldığı zaman limit değeri 3 gelsin diyor. O zaman biz buradan f1 ifadesinin değerine 4 diyebiliriz. Peki x'in 1 yazdığım zaman bunun da payda 0 yapıyor. Ama bir yandan da limit değeri 4'müş. O zaman yine 0 bölü 0 olması gerekiyor ki g1 ifadesinin değeri de buradan ne gelecektir artık bize 5. Peki. 4 f1 demekti. Şurada bak f4 var. Burada 4 f1 demek. O zaman ben şunun yerine f1. Aynı mantıklı. Bunun yerine de g1 diyebilirim herhalde. Hocam mükemmel bir şey çıktı karşımda. Ne çıktı? Fonksiyonun bu türevi de neydi demekti? Bir noktası türevi demekti. O zaman biz f'in türevinde 1'i 3 bulduk. G'nin türevinde 1'i de ne bulduk? 4 olarak karşımıza çıktı. Soru bitti. Her şey yaptık artık. Şurada geleceğiz. Bölüm türevi hesaplayacağız sadece. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinci eksi. İkincinin türevi g'nin türevinde x çarpı birinci bölüm. Payda da bulunan fonksiyonun karesinin değerini yazacağız. Peki x eşittir 1 apsis dediği için biz buradaki bütün x'leri olarak ne olarak düşüneceğiz x'lerin hepsini? Hepsi 1, 1, 1 olacaktır bizim için. Şimdi artık geldik. Tek bir iş kaldı. Yerlerine yerleştirmek. F'in türevinde 1, 3 çarpı g1, 5 eksi g'nin türevinde 1 ifadesinin değeri 4 çarpı f1 ifadesinin değeri 4 bölüm payda da g1'in karesi. G1 5'ti. 5'in karesi yaptım. Yukarı 3 kere 5'ten dolayı 15 eksi 16 bölü 25. 15'ten 16 çıkarsa da bu ifadenin türevinin değeri eksi 1 bölü 25 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diyoruz. Peki devam edelim sorularımıza. Başta gösterdiğimiz soru geldi şimdi de karşımıza. Bak önce bilmem gereken şeyi söylemiş. Diyor ki bölüm türevini bilmen lazım. Ney? Birincinin türevi çarpı ikinci f'in türevi çarpı gx eksi g'nin türevi çarpı yani ikincinin türevi çarpı birinci bölü payda bulunan ifadenin karesi. Bunu bilmem bu soruyu çözmek için yeterli olacaktır diyor bize. Peki videoyu durduruyorsun ve kendin şu an itibariyle soruyu çözmeye çalışıyorsun. Durdurduk. Peki.
Durdurdun değil mi? Bak bekliyorum hala. Tamam. Hadi yapanlar yaptı, yapmayanlar da izlesinler o zaman. Ne diyeyim yani? Ben diyorum ki bu soruyu sen çözeceksin. Hala çözmeyen arkadaşlarımız var. Çöz arkadaş, çöz, bir şey olmaz. Çöz. Bir soru çözdüğün zaman bir şey kaybetmezsin. Peki geldik. Fx fonksiyonu, gx fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyonlar tanımlanıyor. G'nin türevinde 3, türevinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi bana g'nin türevi lazım. G'nin türevinde x. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikincinin aynısı. Eksi ikincinin türevi 1 çarpı birincinin aynısı fx bölüm. Alt tarafa da ne gelecek artık? X artı 1'in karesi gelecek. Peki şu an bize lazım olan şey ne? Gx gördüğün yere, g'nin türevinde x gördüğün yere 3 yazıyor. 3 yazdım, 3 yazdım, 3 yazdım ve 3 yazdım. Peki soru için bize ne lazım şu anda? F3'ü bulurum. Aa, buradan F3'ü bulurum zaten. Ben oradan yana sıkıntım yok. Ama bana ne lazım? F'in türevinde 3 lazım. Peki. F'in türevinde x'i önce bir bulalım. 2'yi başa indirdim. 2x oldu. Eksi 4x'in türevi. Eksi 4 zaten 1 gitti. Peki f'in türevinde 3 ifadesinin değeri. 3'ü yazdığım zaman 6, 4 çıkartacak olursak da f'in türevinde 3 ifadesinin değeri 2'ymiş. Peki o zaman geldim ben. F'in türevinde 3'ün yerine bakın burada 2'yi yazdım. 2 çarpı 4 oldu burası. Eksi 1 yazmamıza gerek yok. Bize f3 ifadesi lazım ama şu anda aynı zamanda. Onu da gel şuradaki boşlukta bulalım. F3 ifadesi. 3'ün karesinden dolayı 9. Eksi 4 kere 3'ten dolayı 12. Artı 1. 10'dan 2 çıkartacak olursak ya 12 çıkartacak olursak da ifadenin değeri eksi 2 yaptı. Yani burası eksi 2. Önünde de eksi var farkındaysan, artı 2 oldu. Bölüm. X'e 3 yazdığınız zaman 3 artı 1'den 4. 4'ün karesinden dolayı da paydamız da 16 yaptı. G'nin türevinde 3 buna eşit. 2, 4, 8. 2 daha eklersem 10. 10 bölü 16. 2 ile sadeleştirecek olursak da 5 bölü 8 ifadesini elde etmiş olduk artık. Dedik ve geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna. Doğru yapan arkadaşları şimdiden tebrik etmek istiyorum. Dedik ve dedi ki köklü ifadeler varsa asla onları köklü olarak bırakma. Onları üstüye çevir. Fx ifadesi x üzeri 1 bölü 3 artı x üzeri 1 bölü 2 artı 4. Aldık türevini, f'in türevinde 4. 1 bölü 3 öne düştü. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1, yani 3 bölü 3 çıkartırsam eksi 2 bölü 3 ifadesi. 1 bölü 2'yi öne indirdiğim zaman da x üzeri 1 bölü 2'yi bir azaltırsam, yani 1 çıkartırsam, yani 2 bölü 2 çıkartırsam eksi 1 bölü 2, 4'e elveda dedik zaten. Şimdi düzenleyelim. Şu an 8 yazmak, 64 yazmak neyse bana şu aşamada çok fazla mantıklı gelmedi maalesef ki. Düzenleyelim bunu. F'in türevinde x ifadesi. Bak şu ifadeyi 1 bölüm x üzeri 2 bölü 3 diye yazabiliriz biz. X üzeri 2 bölü 3 de ne demektir? Küp kök içerisinde x kare demektir. O zaman bu ifade 1 bölüm 3 çarpı küp kök içerisinde x kareye dönüştü. Artı. Bakın bu da x üzeri eksi 1 bölü 2 var ya, ona ben 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. Bu kök x demek zaten bizim için. O zaman bu da 1 bölü 2 kök x olacaktır diye söylüyoruz artık. Herhalde sorunun bittiğinin resmidir burada. X gördüğün yere 64 yazacağım. Peki yazalım. F'in türevinde 64. 1 bölü 3 çarpı küp kök içerisinde 64'ün karesi. Artı 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 64. Peki 64 küp kökten nasıl kurtulacaktır? 4 diye. Karesi de var. 4 kare 16. Ha, bak burası 16 yaptı. 1 bölü 3 çarpı 16'dan dolayı da 1 bölü 48 burası. Artı 64 8'in karesiydi. 8'in karesi ise o zaman bu dışarıya 8 diye çıkacak. 2 de yanında var. 1 bölü 16. Payda eşitlemek artık burada farz oldu. 4 ile mi 3 ile mi 3 ile değil mi? 3 ile çarparsam 1 bölü 48. 3 bölü 48 daha 4 bölü 48. 4 bölü 48'de ben 4 ile sadeleştirirsem benden istediğim bu türevin değeri de 1 bölü 12 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Problem? Var mı sıkıntı? Yok. Doğru yapan arkadaşları tekrardan ne yapıyoruz? Tebrik etmeyi tabii ki de unutmuyoruz dedik ve geldik bugünün ödüllü sorusuna. Hocam hep ödüllü soruları köklü köklü sayılar veriyorsun. Bu da bize bir sürü işlem. Yap kardeşim. Yapacaksın, o bir sürü işlemi yapmak zorundasın, tamam? Hadi kendinize çok iyi bakın. Sorunun cevaplarını yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.